Kamil bir mümin olmak için. Hüseyin Mehamili Sahih-i Buhari'nin ravisi olan hadis alimlerindendir. 235 miladi 849'da Bağdat'ta doğdu. Zamanın büyük alimlerinden hadis tahsil etti. Kendisinden hadis rivayet edenler arasında Taberani, Darekutni Hazretleri gibi büyük muhaddisler vardır. 25 yaşında Küfe kadısı oldu ve 60 yıl bu görevde kaldı. 330 miladi 942'de Bağdat'ta vefat etti. Şöyle nakletmiştir. Ebu Hüreyre radıyallahu an rivayetinde buyuruyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kirama: Sizlere birkaç kelime, nasihat öğreteyim mi? İçinizden onunla amel edecek ve öğrenecek kimdir? Diye sordu. Ebu Hüreyre, benim ya Resulallah deyince, Resulullah onun elinden tutarak, Allahü Teala'nın haram kıldığı şeylerden sakın, insanların en abidi olursun. Allahü Teala'nın sana verdiği şeye razı ol, Allahü Teala'nın kalp zenginliği verdiği, insanların en zengini olursun. Komşuna, kalben ve fiilen, ihsan ve yardımda bulun, kamil bir mümin olursun. Kendi nefsin için neyi seversen, herkes için de onu sev, kamil bir Müslüman olursun, buyurdu. Hocalarından rivayet ettiği bir hadisi şerifte Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu: Mücahidlere eziyet etmekten sakınınız. Çünkü Allahü Teala, nebileri ve resulleri için gazap ettiği gibi, mücahidleri için de gazap eder. Nebilerine ve resullerine icabet ettiği gibi, mücahidlere de icabet ve dualarını kabul eder. Üzerine güneş doğup batan kimseler içinde, Allahü Teala'nın en çok sevdiği, en kıymet verdiği kimse. Allah yolunda cihad edendir. Numan bin Beşir, radıyallahu an, rivayet etti. Resulullah Efendimiz, bütün müminleri birbirlerine merhamette, muhabbette, lütuf ve atıfet hususlarında sanki bir vücutmuş gibi görürsün. O vücudun bir uzvu hastalanınca, vücudun öbür azaları birbirlerini hasta azanın elemine, uykusuzlukla ve hararetle ortak olmaya çağırırlar, hasta uzvun acısını paylaşırlar, buyurdu. Hazreti Ayşe validemiz, radıyallahu anha anlattı. Eshab-ı kiram bir mesele hakkında ihtilafa düştükleri zaman, babam imdada yetişirdi. Onlara kesin hükmü bildirir, ihtilaftan kurtarırdı. Resulullah Efendimiz vefat edince, eshab-ı kiram, Peygamber Efendimiz'i nereye defnedelim, diye ihtilafa düştüler. Hiç kimse bu hususta bir şey bilmiyordu. Babam, ben, Resulullah Efendimiz'den duydum, her peygamber, vefat ettiği döşeğin altına defnedilir, buyurdu, dedi. 20 Mart 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.